Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Hayırlı bol üretimler. Bildiğiniz gibi yeni seneye 2022 senesine girmiş bulunmaktayız. Bugün 2022'nin ilk günü ve üretimhanemizde bu senenin ilk mamasını kuşlarımıza hediye olarak arkadaşlar ne yapacağız? Sunacağız. İçerikli, güzel, besleyici bir mama yapacağız arkadaşlar. Bugün ben mamamın içinde şöyle size göstermek gerekirse ne kullanacağım? Bugün arkadaşlar yumurtamız var. Pancarımız var. Sevgili arkadaşlar kerevizimiz var içinde. Havuç var. Ve kırmızı kapya biber var. Sevgili dostlar. Ben ne yaptım? Bunları video fazla uzamasın diye rendeledim. Daha doğrusu rondodan geçirdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle soğumuş olan yumurtamı arkadaşlar rendeleyeceğim. Yumurtanızı iyice haşlamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Epey bir haşlansın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yumurta kendini güzelce toparlasın. Toparladıktan sonra daha rahat ve güzel bir şekilde rendeleyebilirsiniz. Ama haşlamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben genelde 20 dakika kadar yumurtayı haşlıyorum ve daha sonrasında da soyup ne yapıyorum arkadaşlar? Soğumaya bırakıyorum. Evet, dediğim gibi bu senenin ilk mama videosunu da sizlerle paylaşıyorum. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yumurtamı da arkadaşlar şöyle kenara aldım. Ayırdım. Ne yapıyorum? İlk mamamıza sarımsaklı zeytinyağımla sebzelerimin üstüne arkadaşlar zeytinyağımı koyuyorum. Ve onları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Yumurtamı daha içine ne yaptım? Karıştırmadım arkadaşlar sebzelerimi. Şöyle yağımı güzelce sebzelerime şekilde yedirdim. Ve şimdi bunu şöyle bir köşeye alıyorum. Ve mamamızın içine koyacağımız malzemelerimizi hemen şurada ufak kabımızı alalım. Evet dostlar, şimdi bugün ilk olarak ne yapalım? Kuru mamamızı alalım sevgili arkadaşlar. Şöyle kuru mamamızı ilk olarak kabımıza koyalım. Evet, kuru mamamızı koyduktan sonra bugün maya koyacağız arkadaşlar. Şöyle mayamızı, bira mayamızı şöyle 2 çay kaşığı kadar mamamın içine ilave ettim. Hemen arkasından sevgili dostlar şöyle kalsiyumumu koyuyorum. Kalsiyumumu ekledim. Daha sonrasında da tüy yapısının daha verimli özellikle yavrularda da çıkması için şöyle Provit VTM'i kullanıyorum sevgili dostlar. Şöyle onu da mamamın içine kattım. Hemen arkasında bugün güzel bir mama yapacağız. Kuş toprağımı koyuyorum. Şöyle bir kuş toprağımı koydum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Biraz Hindistan cevizi kullanacağım bugün. Şöyle bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizimi de koydum. Kuşlarımızın biraz rahatlaması, biraz stresten arınmaları için. Bunu yalnız çok kaçırmayın arkadaşlar. Biraz bugün anason kullanacağım. Şöyle anasonumu 2,5 çay kaşığı kadar koydum. Çok sık vermeyin sevgili dostlar anasonu. Uyuşukluk yaratabilir kuşlarınızda. Bilginiz olsun.
şöyle sağlık tohumum. Sağlık tohumumu koyuyorum. Yine kekiğimi arkadaşlar bugün şöyle 1-2 çay kaşığı kadar kekik koydum. Kuş toprağım, kuş kumum. Şöyle arkadaşlar, kafeslerim de var ama ben geri içine koyuyorum. Şöyle güzel bir şekilde bu koymuş olduklarımı arkadaşlar karıştırıyorum. İnşallah bu yeni sene de sevgili dostlar bol bereketli, huzurlu, sağlıklı hepimiz için geçer. Hep beraber bu senede nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. İnşallah iyi şeylerle karşılaşırız. Kanalımızda da iyi insanlarla, iyi dostlarla bir arada videolarımızı paylaşmaya devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen ne yapıyorum? Deminki mamamı alıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurtamla beraber şu şekilde karıştırıyorum. İlk mamamız kuşlarımıza hayırlı olsun. Bu senenin ilk maması. Umarım sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederler. Hastalıksız, sağlıklı bir şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koydum. Ve daha sonrasında ne yapıyorum? Kuru mamamı alıyorum. Ve arkadaşlar mamamla birleştiriyorum. Şimdi güzelce harmanlayacağız mamamızı. Şöyle karıştırayım ben. Evet arkadaşlar, kuşlarımız inşallah sağlıklıdır. Tekrardan herkese bol bereketli üretimler diliyorum bu senede de. Kanalımız günden güne sizlerin sayesinde büyümeye devam ediyor. Desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Daha birçok videomuz gelecek. Aklımda epey bir planlar var. Değişiklikler yapacağız üretimhanede İlerleyen zamanlarda. Hepsinin videolarını sizlerle paylaşacağım. Videoların altında sevgili arkadaşlar sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Her videomda artık söylüyorum. Zaten hem videonun altında hem de Instagram adresimizden avcılar muhabbet kusu sevgili dostlar bizlere ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yetişebildiğim kadar zamanım olduğu sürece tüm sorulara bildiğiniz gibi cevap veriyorum. Artık bunu öğrendiniz. Bugün hem ilk mamamızı yapıyoruz hem de bu senenin mamayı verdikten sonra ilk temizliğine başlayacağım. Tabii ki sizin için ben bu mama videosunu çekiyorum. Ayrıca gene yeni yıla girmeden saatler önce bir video da paylaştım. Muhabbet kuşu üretirken nelere dikkat etmeliyim? Ufak tavsiyeler adı altında bir video paylaştım sevgili dostlar. Onu da izlemenizi size tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi mamamız şu şekilde tane tane oldu. Şimdi ben bunu bir 10 dakika dinlendireceğim ve daha sonrasında da kuşlarımıza servis edip sizlerle videoyu da paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, ne yaptık? Mamalarımızı servis ettik kuşlarımıza. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kuşlarımız mamalara indi ve afiyetle yemeye devam ediyorlar. Bunlar da yeni yavrularımız arkadaşlar. Şöyle hepsine tek tek bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da gene yavrularımız arkadaşlar.
Evet, afiyetle mamalarını yemeye devam ediyorlar. Evet dostlar, bugünlük böyle kısa bir videoya yaptık. Mamamızı hazırladık, kuşlarımıza servis ettik. Hepsi şöyle görmüş olduğunuz gibi iştahla mamalarını yemeye devam ediyorlar. Küçük yavrul takımlarımız var. Gene bu yavrumuzun, bu kuşumuzun da dişisi içeride. Birazdan beslemeye doğru devam edecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yavruların sesleri de ufak ufak gelmeye başladı. Evet sevgili dostlar. Tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol, hayırlı üretimler diliyorum. Ve tekrar tekrar bu yeni gelen seneyle beraber inşallah tüm güzellikler bizleri bulur. Ve iyi bir şekilde yolumuza devam ederiz sevgili dostlar. Hoşça kalın.